Fırat Kalkanı Harekatı Elbap'ta zafer kazandı. Gözler PYD'nin işgal ettiği Membiç'e çevrilmişken Rakka operasyonu da masada. Türkiye'de bir Rakka operasyonu konuşulmaya başlandı. Hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre AKP'nin hedefi Rakko operasyonu. Ankara'nın Washington'a teklifine göre operasyona PYD'nin katılmaması şartıyla TSK Rakko operasyonuna 3-4 bin kişilik bir kuvvetle destek verecek. Burada deniliyor ki eğer Rakka'ya operasyon yaparsak PYD güçsüzleşecek. Belki Amerika'da PYD'ye silah vermekten vazgeçecek. Türkiye gazetesinin haberine göre bunun karşılığında da Amerika PYD'nin Fırat'ın doğusuna çekilmesini sağlayacak. Ankara 7 bin ÖSO mensubunun operasyonda kullanılabileceğini, 3 bininin ise cephe gerisinde lojistik destek verebileceğini iletti Amerika'ya. Hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de bu planı yazdı. Selvi'ye göre Türkiye'nin birinci önceliği yeni Amerika yönetimiyle iyi ilişkiler kurmak. PYD ve IŞİD'le mücadele ise ikinci planda geliyor. Burada Türkiye Amerika tarafından zorlanmaktadır. Aydınlı gazetesi yazarı Oktay Yıldırım, Rakko Operasyonu'nun Türkiye'ye kurulan bir tuzak olduğunu söyledi. Bizim ana hedefimiz öncelikle Suriye'yi arkasından da e, Türkiye'yi bölmeyi amaçlayan ve PYD'nin kuklu olarak kullanıldığı İsrail koridoru. Türk ordusunun da Rakko operasyonuna katılmak konusunda gönüllü olmadığını belirten Yıldırım, PYD'nin işgali altındaki Membiç'i işaret etti. Türkiye'nin hedefi Membiç arkasından da oluşturulmuş olan o sözde 3 kantondur.